Evet merhaba selamlar bugün sizlerle birlikte şimdiye kadar benim gelmiş geçmiş Hakikaten bu arada hani uzun soluklu. Dinlediğim en iyi sese sahip olan ANC'li kablosuz kulaklığı Focal Betiz'i anlatacağım. Dilerseniz önce kutu açılışını izleyelim çünkü ben kutusunu bayağı önce açtım. 1 bir ay, bir buçuk ay olmuştur. Ondan sonra gelip hem tecrübelerimi anlatayım hem de özelliklerini anlatayım. Hadi bakalım. Evet kutuya bakalım. Şimdi kutuda Focal yazıyor, Betiz yazıyor, Noise Cancelling yazıyor, Hi-Fi Sound ve French Design yazıyor. Evet bu bir Fransa markası ve el yapımı çoğu yeri. Tarihinde ürettiği Focal'in, zaten bunu ben videoda da söylerim büyük ihtimalle ilk ANC'li kulaklığı. OK Google var, Alexa var, iPhone var, hepsi var. Her şeyle uyumlu zaten. Hemen sağ tarafına bakalım. ANC'si var diyor. SBC, AAC, Qualcomm, APTX, APTX adaptif kodekleri desteklediğini söylüyor. DEC, özelliği var. Yani kablo ile Type-C'den almanız gerekiyor bu arada bu şeyi. Bilgisayarınıza falan dinlerseniz de 24 bit cam gibi de bir kayıt dinleyebilirsiniz. Bunların hepsini test edeceğim zaten. 30 saate kadar hızlı şarj var vesaire diyor ve az önce söylediğim gibi Speaker Drivers Handcraft in France diyor. Elle yaptılar diyor. Sol tarafında ise Home Collection, Motorized Collection ve Professional Collection gibi gibi herhalde Focal'in ürün gamını gösteriyor. E, araba şeyleri meşhur bu arada Focal'in. Araba hoparlörleri meşhur. Yine arkasında çantası ve içindeki de gözüküyor. Onun dışında başka bir şey yok. Kutuyu hızlı açalım. Burada Dremiers Pes Betty's'e gönderiyor. Diyor ki al ürüne bir bak. Burada diyor ki epi indir diyor. Onun dışında kitapçığımız çıkıyor. User manual olarak içinden ne çıkacak yazıyor. Yine burada app diyor. Burada her şey var. Tabii ki de bunları okumayacağız. Bunları hızlı geçiyorum. Onun dışında da ürün gamını sergiledikleri. Önce Fransızca yazıyor. Sonra İngilizce yazıyor bu arada. Yine innovation vesaire her şeyi diyor ki handcraft böyle böyle gösteriyor. Ütopya zaten en meşhuru. Evet kutusu bitti. Geldik çantasına. Şimdi çantamız şöyle. Hani bir ara geyikli taytlar vardı ya. Çok böyle itik it it çirkin. 2014'lerde. Dokusu biraz yani şey görüntüsü biraz ona benziyor ama şurada bir Focal logosu var. Bakın görüyorsunuz siyah plastik böyle gömülmüş. Şöyle yine arkasında bir şey yok. Şöyle hani hafiften uca doğru incelen bir kutu yapısı var. Ve fermuarında Focal yazıyor. Case'i bu. Ama parasından mıdır bilinmez. Fermuar canavar gibi oynuyor yani. Bak mikrofon sesi şey. Bak fermuar sesi. Bak paranın sesi. Evet. Kutusunu açtık. Kutusundan canavarımız çıkıyor. Bunu ayırdık. İçinden İki adet kablo çıkıyor. Birinci kablomuz 3.5'a 3.5 yanında fokal yazan bunun kendi kablosu, audio kablosu. Diğeri daha önemli Type-C'den Type-C bir kablo ve bu bizim işte az önce DAC diyordu ya DAC. Onu hem sesi ileten hem de şarj olmasını sağlayan kablomuz. Başka da bir şey çıkmıyor. Evet kulaklığımıza bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar burası kumaş mı? Pamuk mu? Böyle yumuşacık bir şey. Şu alt tarafı. Şu alt tarafı. Ama üst tarafı deri. Premium bir deri. Yumuşacık bir deri. Kuzu derisi. Yine burası da kuzu derisi. Şu Kulaklarımıza koyduğumuz yerler kuzu derisi. Yan tarafta göreceğiniz gibi logomuz var. Alüminyum, magnezyum yazıyor, betiz yazıyor. Yine buradan da fokal yazısını görüyorsunuz. Şimdi şöyle çevirelim. Hani bunu şöyle varsayın. Şöyle yakanızda böyle duruyor. O yüzden sağ tarafta bütün tuşları vesaire sağ tarafta. Şöyle bir tepesinde bir mikrofon mudur? Alıcıların olduğu ya da işte şeylerin mikrofonudur büyük ihtimalle. Bir kısım var açık taraf. Yine bu açık taraf. Buraya gelince de yine açık şekilde kalıyor. Sağ tarafında ise tertemiz bir tuş var. Bakın şöyle çıkıntılı. Elinizi attığınızda artının da geldiği, yuvarlağın da bluetooth eşleşmesinde geldiği, geldiği bir tuş. Off var. DAC modu var ve on var arkadaşlar. Üç modu var. Type-C girişimiz var Hem şarj oluyor, hem dek özelliğini buradan aktif ediyorsunuz hem de 3.5 mm kablosunu, AUX kablosunu buradan takıp dinleyebiliyorsunuz. Yine buradan da bir adet mikrofon var. Bakalım, şöyle bir on yapalım. Hadi... Şahane yanıyor logosu. Şöyle göstereyim mi? Müthiş oldu, bak. Şimdi Focal Setup Device diyorum. İzin ver. Şu an hala eşleşiyor. Which model are you setting aptı diyor. Oğlum benimki bunlar yok ki. Abi gönderdiği şeyi incirdim. Kulaklık yok içinde. Pardon, tamam. Buldu cihazı. Uygulamanın iki arayüzü var. Bir çeviriyorsun hoparlör, bir çeviriyorsun kulaklık. Buradan LED'imizi bright, işte dimmer'li ya da kapalı yapabiliyoruz. LED'i kapattım ben arkadaşlar. Noise Cancellation'a bakalım. Transparan bu, şu an dışarıdan her şeyi duyabiliyorum. Ooo, cam gibi de mikrofonun ses basıyor kendine. Soft diyelim, hafif. Silent modda, evet. Aaa, çın çın. Equalizer moduna geldik. Please stream some music to use Equalizer... Oh. Önce bir müzik çal da sonra Equalizer'ı konuşuruz kral dedi. Şimdi ben bunu güncelleyim. Güncellemesini yapalım. Ondan sonra incelemesini de yapalım. Evet çok güzel bir duyuru yapacağım şimdi. 5 Aralık, 11 Aralık tarihleri arasında hepsi burada da çılgın indirim günleri var arkadaşlar. Yani yılın son muazzam indirimleri diyebiliriz. Açıklama kısmında link var. Bu 6 gün boyunca farklı kategorilerde çok güzel indirimler olacak. Bakmak isteyen açıklama kısmındaki linke tıklayıp bakabilir. Şimdi videomuza devam edelim. sundan çıkarttık. Şunu baştan söyleyeyim. Malzeme seviyesi en üst safhada bir kulaklık. Fakat fokali bilmeyenler için fokal, fokal, fokal diyen var bu arada yabancılarda. Çok kısa Bir Fransız markası kendisi. Bunun RG'si de işte malzemeleri de, hepsi kom komple made in France diye zaten geliyor. Ama bizim ülkemizde hoparlörü daha çok biliniyor. O da arabalardan. Yani zaten şöyle bir marka fokal fokal dedim ya. Yabancılar gibi oldu. Focal diyeyim ben. %50'si yani hakikaten hatta yüz, bir tık daha fazla bile olabilir. Araçlara koydukları, sattıkları hoparlör üzerinden gelirlerini kazanıyor şirket. Buna da, bu da şirketin ilk ANC'li kulaklığı. Kablosuz olarak da ikinci ürettiği kablosuz kulaklık. Daha önce şirket bir ilk bir kablosuz kulaklık yapmış, o faciayla sonuçlanmış. Hiç beğenmemişler, olmamış yani o. Ama ikinciyi de artık hem ANC'li hem kablosuz olarak piyasaya sürmüşler. Gelelim niye Betiz demişler bu kulaklığa. Şimdi ilk ANC deneyimleri Focal markasının ve çok güzel bir isim bulmuşlar. Bu Batiscape diye bir denizaltı keşif aleti var. 1960'larda herhalde 60'ta bu Mariana çukuru var. Okyanusun en derin çukuru. Onun da içine böyle delikler oluyormuş. Her deliğin de bir adı var. İşte Challenger diye bir delik var. Hani artık en derine yani 10.900 metre derinliymiş. 10.900 metre bu Batiscape Trias böyle bir alet buraya o aletin adından esinlenmişler. Yani hani ilk aneciye sessizlik, hani denizin altına girince full sessiz olursunuz diyor. Hani güzel bir hoş bir isim düşünmüşler. Çok da mantıklı geldi bana. Neyse bilmiyorum öyle isimde bir hikaye olması hoşuma gitti. Tasarımıyla başlayayım anlatmaya. Şimdi kulaklık bir kere çok elit bir kulaklık. Yani hakikaten kullanılan malzeme ile, detaylarıyla bunu size hissettiriyor. Hani şöyle açtım ben yani kutusundan çıkarttım dedim ki bu pahalı hatta kutusundan çıkarmadım. Yani şu fermuarı, şu hızlı bile dedim ki bu lüks bir şey yani. Kutunun her ne kadar rengini beğenmesem de. Şimdi şu üst tarafları kuzu derisi. Alt tarafı şu kafamıza gelen yer terletmesin diye sanırım kuzu derisi olarak devam etmemiş. Hem de zaten en çok en hızlı deforme olacak yer burası biliyorsunuz. Sürekli tak çıkar yaparaktan. İçi sünger dolgu ve böyle hani şey sünger. Sert demeyeyim de böyle hani basıyorsun böyle hemen içine göçmüyor yavaş yavaş geri çıkıyor falan. Böyle bir kaliteli bir sünger. Dışı da mikrofiber kaplama. Ayrıyeten Focal'in kendi pahalı ürünlerine kullandığı... Alüminyum, magnezyum da burada yazıyor. Yurt dışına baktım hatta malzemesini kim ne söylüyordu. Burası buraya alüminyum, şuraya magnezyum demişler. Ben onları yalancısıyım. Çok kaliteli duruyor. Çok kendi böyle profesyonel büyük kulaklıklarına, bu da böyle gerçi profesyonel de bir atıfta bulunuyor. Birçok modelde bu dış deseni var Focal'in. Yine burada bir logosu var ve logolarda da ışıklar yanıyor. Dilerseniz bunu kısık olarak da, yüksek olarak da, düşük olarak da ya da kapalı olarak da ayarlayabiliyorsunuz uygulamasının. Oraya gelince anlatacağım. Şimdi firmanın dedim ilk ANC'li modu ve sol tarafta tek bir tuş var. Sol tarafında sadece ANC'yi transparan moda getiren ve soft moduna getiren. Yani bir arada ANC bir arası daha var. Yani bunun full ANC, orta seviye ve transparan diye 3 modu var. Transparanla orta moda değiştiriyor bunu. Hadi, bu da şey işte yolda birini gördünüz basıyorsunuz. Hani abi ne yaptın ne ettin konuşuyorsunuz şu an dışarıdan. Bütün sesleri şu an veriyor. Sadece şu dev ses geliyor. Hani burada bir sizi yönlendiren genelde kadın sesi oluyor işte on off vesaire. O yok. Sağ tarafında ise ses açma, kapama, bluetooth şeyi var. Eşleşmesinin olduğu bir yer var şurada. Ve bu tuşlar elinize gelebiliyor. Hani tak tak takılıyor eliniz. Hani şey anlıyorsunuz hangi tuşta olduğunuzu. Yine on, off ve duck tuşu var. DAC yani. On, off tuşunun altında bir sesli asistana bağlanma tuşumuz var. Ben de Siri'ye bağlanıyor. Bir de Google asistanı şey yapabiliyorsunuz. Type-C girişimiz var. Hem buradan şarj oluyor hem buradan ses veriyor. Yani o DAC çıkışını aldığınızda Type-C kabloyla bağlıyorsunuz. Şeye muazzam bir özellik. Onu da anlatacağım ne olduğunu. Ve kulaklık girişim. Yani kulaklık giriş derken işte bu audio cable'ı takıp kulaklık girişiyle kullanabiliyorsunuz. Bluetooth'tayken, ANC açıkken 30 saat gidiyor ömrü. Ben yok jackla kullanacağım yani kabloyla kullanacağım diyorsanız 35 saat gidiyor pil ömrü. Ama ben DAC yani DAC moduyla kullanacağım diyorsanız 45 saat gidiyor pil ömrü bu cihazın. Peki Focal niye bu kulaklığı çıkardı ve niye bu kulaklığa bir DAC modu ekledi? Arkadaşlar DAC modu şu 24 bit 192 kHz bir ses çıkışı verebiliyor size. Birçok böyle ses seven, kulaklığını seven arkadaş genelde böyle tabletlerde, Macbook'larda vesaire işte bilgisayarını kullanmak ister istediği zaman o deck adaptörünü alır. Yani bu 1500-2000 yerine göre 3000-4000'lere de var o adaptör. Kulaklığını ona takar, ucu Type-C giriş olur. Böyle ufaktan bir ses kartı gibi düşünebilirsiniz. Onu da alır işte telefona takar vesaire. Bunda dek özelliği kendi içinde var. Kendiliğinden var ve muazzam bir ses veriyor. Yani bu kulaklık zaten şöyle CEO demiş ki yani bizim artık çok kaliteli kulaklıklar üretiyoruz. Bu arada CEO'nun kendi röportajı var. Oradan da bir görüntü koyarız belki. It's I said, so if it's we do it. Ben dedim ki bana Bluetooth'lu, kablosuz, ANC'li ve en iyi hi-fi sesi verebilen yani kulaklığı böyle bir hedef koyduk kendimize de demiş. Mühendislerimiz bana bu imkansız dediler diyor ve ondan sonra diyor ki arkadaşlar bir yolunu bulacaksınız. E mühendisler ne yapıyor? Diyor ki buna o zaman deck modunu kendimiz koyalım ki evet belli bir kapasite bluetooth'tan, wireless'tan vesaire bir ses akışı var. ANC'de de kısmen güzel çalışıyor ama senin istediğin ses yani şey diyor hi-fi. Nasıl hi-fi nasıl yerleştirirsin buna? Deck moduyla. O da 24 bit olduğu zaman arkadaşlar zaten hi-fi'ye giriş yapmış oluyorsunuz. Gerçek hi-fi kalitesini dinliyorsunuz bunda. Evet şimdi bu kulaklık kimlere hitap ediyor? Biraz ondan bahsedeyim. Şimdi öncelikle hani biz Momentum 4'ü, Sony'yi falan karşılaştırdık kendi arasında. Çünkü onların fiyatları birbirine çok yakındı arkadaşlar. Yani 400 dolar euro bandında diyeyim onlar çıktı, çıkış yaptığı zamanlarda bu kulaklık 800 euro, 800 dolar. Ee, sınıf olarak onlardan çok farklı. Yani o yüzden onlarla karşılaştırılmaz bu kulaklık. AirPods Max 650 dolar, ...civarında. Onunla da karşılaştırılmaz ama tabii her birinin aslında farklı karşılaştıracağımız yönleri var. Mesela sallıyorum, transparan modu Airpods Max ile karşılaştırırım dersen, Airpods Max'in transparan modu hiçbir kulaklıkta bence yok. Ki bunda 8 tane mikrofon var bu kulaklıkta. Oldukça iddialı yapmışlar yani. Ee, çok iyi onun transparan modu. ANC'yi karşılaştıracaksan işte Sony'ninki zirve, Bose'ninki zirve. ANC'si bunun o kadar kuvvetli değil. Kaldı ki kuzu derisi olduğu için vesaire ne diyeyim pasif yalıtımı daha iyi bunun. Ama ANC'yi o bir basıyor Sony, hiçbir şey duymuyorsun. Bu öyle değil ANC'si, çok keskin değil. 10 yani üzerinden 8, 7,5-8 alır. Ama bundaki ses, bu diğer az önce saydığım kulaklıkların hiçbirinde yok. Yani üst seviye bunun sesi. O bir apayrı bir şey. Bu hakikaten şey yani. Ben audio film, hi-fi kulaklık benim için çok önemli. Adamın parasını verip alacağı bir kulaklık ve şöyle söyleyeyim ben DAC modunu denedim. Dibim düştü. O yüzden aslında bunu bu testi ben yapmayayım. Ertuğrul gel sen yap sen dinle bunu. Çünkü ben ne anlatsın? Benim başlıkta da koyacağım. Benim hakikaten hayatımda yani 10 üzerinden 10 verdiğim tek kulaklık bu. Yani direkt bundan öte ben bu kulaklar bir şey duymadı. Çok iddialı Çok iddialıyım. Çünkü sesi veremiyorum. 24 bit almamız için Apple Music'ten almamız gerekiyor. Bilindik şarkılar olması lazım. Hani orta ayar da de dengede bırakacağım. Sen sadece şu an bunu şey dinleyeceksin. Hani kablosu dinleyeceksin önce. Sonra bu DAC modunu aktif edeceğiz. Kablomuzu takacağız. Bir de öyle dinleyeceksin. Bir şarkı bulacaksın yani kendine. Hangi şarkı açayım? Jennifer Lopez. Adele açayım bak. Dinle beni. Tamam. Bunun olabilir. Bu güzel. Gel dene bakayım. Direkt play'e basabilirsin sesi bayağı kesiyor. İşte şu an şey. ANC açık mı? Bilmiyorum biz bakman lazım. Ben aslında nasıl bıraktım bilmiyorum. Soldaki düğme neresinden var. açılıyor? Soldaki, soldaki düğme. Solda bir tane düğme var zaten. Evet şu an açık. Yok şu an şey transparan modda. Şu an açık. Klimanın sesini bayağı kesiyor. Şu an orta seviyede. Evet. evet. Dinle bakayım şarkıyı. Bu arada dışarıda ses veriyormuş yani. Onu duymuş oldum. O beni duymuyor şu anda. Ben direkt adet, adet telefon e takımlarında konuşuyorum. sesi yüksek baya. Biraz daha ilerleteyim. İlerlet ilerlet. Abi en büyük fark şey. Distortion. Çok az. Yani yok yani distortion. Normalde o bazı sesleri alamıyorsunuz kulaklıklarda. Bunda evet. harbiden distortion çok az. Yani... Şimdi kutusundan o kabloyu çıkar bak. Bunun, bunun daha iyisi var yani. Hep evet abi çevirdi. Orada da bak DAC moduna getirmen lazım. Şeyi. Kulaklığı. Onu... Evet. Ha. Gördüm. Tamam. Şimdi tak abi, Bir Şu an o kablo ile beraber 1492 lirası oluyor şarkı. Fark etti mi? Yani. Duymadığın şeyleri duyuyorsun. Arka planda. Tabii. O orkestranın minizik diyorsun, şeylerini mi? bile Çok dinlediğim alabiliyorsun. Çok dinledim böyle. Hani onu aç. Belki orada fark aldarım dediğim. Bir bakayım. Yani genelde de şarkılardan yanı farkı. Şu neydi? Exit. Radyo Hayden vardı da. Bunda var mı? Mesela ben bu şarkıda Distortion'dan şikayetçiydim yükseldiği yerlerinde. Şey duyuyorsun böyle. Hani dudağını açışını adamın böyle onu duyuyorsun yani. Nasıl hoş DAC? Bu yani Distortion'ı gerçekten çok az diğer kulaklıklara göre kulaklık değil normal bir hoparlöre göre de bayağı az yani. Nasıl beğendin mi? Çok okey. Aramızda kendi kulaklıkları kaliteli olduğu için ona göre kaydediyor. Biz böyle maraba gibi şey duyuyoruz. Ama sesi dışarı veriyormuş onu ben fark ettim. Abi ben arabaya almıştım fokal hoparlörler. Burada dinledikten sonra hani gerçekten sabırsızlanıyorum takmak için. Kaç tane? Iki tane mi alıyorsun şöyle. İki tane bir de öne. Öne şey öne normal 13 santimlik, arkalara da 6 x 9. Son olarak bahsetmediğim birkaç nokta var. 8 tane mikrofon var bu şeyde kulaklıkta. Sesle hop, telefonla konuşması da oldukça iyi. Hiçbir şekilde ya çıkarayım, çekiyor, çekmiyor olmadı mesela. Momentum 4'te oldu, bunda olmadı. Gayet başarılı o konuda. Onun dışında Bluetooth 5.1, 5.2 olsa daha iyiydi. Tabii zirve bekliyoruz biz bunlardan. 5.1 belki o bir tık düşük gelebilir. 5 dakika şarjla 5 saat pili gidiyor. Bu bence çok başarılı olmuş. Çünkü uçağa binerken vesaire bazen bir taktiği bitince 5 hani dakika şarj etseniz bir powerbankle 5 saat götürüyor. Bir uçuşu götürüyor yani diyelim. O bence gayet başarılı. Ha beğenmedin ya not puan kırdığın bir yer yok mu dersin arkadaşlar bu kulaklıktan puan kırmak benim haddime değil. Öyle söyleyeyim. Benim hayatımda duyduğum en iyi sesi verdi bana. 10 üzerinden 10. Dışarıya ses verip tek. Hani izolasyonu kötü diyelim. Ama yani hani 20 bin lira plus kulaklık aldığında metrobüse mi bindin? Otobüse mi bineceksin? Bilmiyorum. Ha keşke binebilsek. Bu arada Hani gelişmiş toplumlar daha çok kullanıyor toplu taşıma araçlarını da. İşte biz hani bizde öyle bir algı var yani 20 milyon var. Niye metrobüse biniyorsun? İşte iPhone kullanıyorsun, niye metrobüse biniyorsun diyorlar ya işte o açıdan söylüyorum. Ama kısacası başlıkta zaten her şey yazıyor. Şimdi ne kadar taktığım, kullandığım, test ettiğim bu kanaldaki ve diğer kanaldaki en iyi kulaklık bu arkadaşlar. Ötesi daha gelmedi. Daha bu kulak ötesini duydu, ötesini duydu. Daha böyle çok daha pahalı açık kulaklıklar falan dinli gidip böyle bir yerler dinlemişliğim var ama bu bambaşka seviye. Umarım böyle bu bantlara çıkarsanız bir gün alınca hak verirsin ya da deneyimlemek isteyen birisi varsa her şey var. Kulaklık koma giriyorsunuz. Açıklama kısmında linkini koyayım. Ben bunu deneyimlemek istiyorum diyorsunuz. Bir sıraya giriyorsunuz. Size gönderiyorlar kulaklığı. Şey dinliyorsun bir hafta geri geliyorsun. Sonra işte incelemeni yaz, yaz diyor ama. Hani ne duydun ne bitti bildin. Bizim, bize incelemesini yaz diyor. Bak o linki doldurabilirsiniz. Hani eğer gidemezseniz çünkü atıyorum kanyonda var diyor mesela. Adam diyor ki abi ben Bayburt'tayım diyor. Ben Van'dayım diyor. Nasıl geleceğim İstanbul'a kulaklık dinleyeceğim diyor. O kulaklık komun formunu da koyayım aşağı. Açıklama kısmına. Oradan şey yapıp bakabilirsiniz yani tavsiye ederim. Kendi sizin görüşleriniz önemli. Dinleyin bakalım nasıl geliyormuş. Evet ben kaçıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir arada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.